Merhaba, ben kanalınızın takipçilerindenim ve sizinle yaşadığım bir anımı paylaşmak istedim. Birazdan okuyacaklarınızı yayınlarsanız sevinirim. Bu olay 4 yıl evvel başıma geldi. Şimdilerde ara sıra da olsa hatırladıkça ürperti bedenimi sarıyor. Benim adım Melek. Manisa'da dünyaya geldim. Maddi durumumuz o zamanlar çok iyi değildi. Babam doğru düzgün iş bulamıyordu ama geçinmemiz de gerektiğinden bazen inşaatta çalışıyor, bazen de okulda hademelik gibi işler yapıyordu. Biz de bu yüzden çok iyi geçinemiyorduk. İçinde olduğumuz bu sıkıntılı hali adı Gül olan babaannem anlamıştı ve bize köye dönmemizi, yani onlarla birlikte yaşamamızı, bu sayede rahata erebileceğimizi söylemişti. Babam biraz düşündü ve en iyi seçeneğimizin bu olmasından dolayı kabul etti ki başka da çaremiz yoktu açıkçası. Babamın o dönemde bazı işleri vardı ve o nedenle de annemle beni önceden köye gönderdi. Kendisi de işlerini hallettiği gibi yanımıza gelecekti. Bu arada annem tam o tarihlerde hamileydi, bense 14 yaşındaydım. Neyse, annemle birlikte köye gittik ama köy bana hiç huzur vermiyordu. Kendimi sürekli olarak huzursuz hissediyor, geceleri yatmaktan korkuyordum. Bu yüzden annemle birlikte uyuyordum. Taşındıktan birkaç gün sonra karşı evden benim yaşımda bir kız çocuğunun çıktığını gördüm. O esnada yanımda olan annem, "Arkadaş olun, sana da iyi gelir," dedi. Onun bu sözüyle kızla tanışıp arkadaş oldum. Aradan neredeyse bir hafta geçti. Köyde yaşayanlar bilir, her zaman su ihtiyacı problem olur. Evde su hattı olsa da deponun küçüklüğünden mi, başka nedenlerden mi, o dönemde bilemem, sürekli kesintiler oluyordu. O gün de yine bu sıkıntı vardı ve babaannem benimle arkadaşımı karşı tarafta dereye yakın olan yerdeki çeşmeye gönderdi. Elif'le beraber yola çıkacağımız sırada annemler dikkatli gitmemizi ve hemen dönmemizi tembihlediler. Tamam diyerek yola koyulduk. Elimizde iki kova vardı ve hava kararmak üzereydi. Hızlı hareket ederek vardığımız gibi kovaları doldurduk. Su yavaş aktığından dolayı geçen sürede güneş batmış, hava alacalı şekilde kararmıştı. Tam oradan ayrılacağımız sırada beyaz elbiseli güzel bir kadının bize doğru geldiğini gördük ve havanın durumundan dolayı kadının kim olduğunu net bir şekilde seçemedik. Kadın bize iyice yaklaştı ve "Çocuğum aç, bana yardım edebilir misiniz?" dedi. Kadın bize bakarak konuşuyordu ve ağzı o kadar kötü kokuyordu ki anlatamam. Hemen yanımda olan Elif'e baktım. Başta gitmek istemedi haklı olarak ama ben "yardım edelim" deyince de ikna oldu. Kadına bakarak "evin nerede?" diye sormamla "hemen ileride" diyerek işaret edip karşılık verdi. Çok uzak sayılmazdı. Bir süre onunla yürüdük. Evinin önüne geldiğimizde dikkatimi çeken evin diğer köy evlerine benzemediği, hatta harabe denecek şekilde olduğuydu. Kadına bakarak "sen ve çocukların burada mı yaşıyor?" diye sormamızla geriye doğru döndü. "Evet ama siz burada bekleyin, ben çocuğumu alıp geleyim," dedi. Epey zaman bekledik. Sanki kadın buhar olup uçmuş, birdenbire kaybolmuştu. İşin kötü tarafı ise hava daha da kararmıştı. Eve bakmaya devam ederken birden taşların arasından gelen sesle bir yılan dışarıya çıktı ve arkadaşım fark eder etmez "yılan" diye bağırdı. Ömrü hayatım boyunca böyle bir yılan görmemiştim. Arkadaşım büyük bir taşı aldığı gibi kafasına vurdu. O anda her taraftan bağırışma sesleri geldi. Ben ve Elif o sesleri duyduğumuz gibi korkudan kaçmaya başladık. Koşarken bir ara arkaya baktığımızda bir sürü varlık görmüştük ve peşimizden geliyorlardı. Bu görüntü daha hızlı koşmamıza ve daha fazla korkmamıza neden olmuştu. Babalarımız geciktiğimizden dolayı merak ederek aramak için yola çıkmışlardı. Babalarımızı karşımızda görmemizle korku ve panik içerisinde az evvel yaşanan olayları anlattık. Bize
Başta kızdılar, ardından eve götürdüler. Nefes nefese kalmıştık. O gece rüyamda değişik yaratıklar benim üzerime geliyordu. Hele ki o Elif'in öldürdüğü yılan yok mu? İşte o beni boğmaya çalışıyordu. Zor geçen o gecenin sabahında arkadaşıma gördüklerimi anlattım, o da aynısını görmüştü. İkimizin de aynı rüyayı görmesi daha çok korkmamıza neden olmuştu. O korkuyla birkaç gün geçirdik ve korkumuz yeniden bir şeyler yaşamadığımız için giderek azalıp aklımızdan uçup gitti. Devam eden günlerde hayatımız normal seyrederken bir gün arkadaşlarımızla toplanıp oyun oynamaya karar verdik. Mezarlığın yakınlarındaydık. Havanın kararmasına yakın oyunu bitirdik ve tam evlerimize döneceğimiz sırada Elif'in tuvaleti geldi. Hemen yakınımızda mezarlık vardı ve içerisinde tuvalet olduğu için o sıkışmanın da etkisiyle girdi. Arkadaşlarımız normal olan davranışı yaparak saatten dolayı gittiler, geride ikimiz kalmıştık. Elif'in içeriye girmesinin üzerinden epey zaman geçmesine rağmen çıkmayınca gidip seslendim. İçeriden sadece öğürme sesleri geliyordu, onun dışında yanıt vermiyordu. Kapıyı açıp içeriye girerek baktığımda Elif iki büklüm olmuş, sürekli kusuyordu ama normal kusma gibi değildi, ağzından kanlar akıyordu. Ben ne olduğunu anlamaya ve arkadaşıma yardım etmeye çalışırken o geceki kadın dibimizde bitti ve bağırarak ''Siz benim çocuğumu öldürdünüz'' dedi ve saldırıya geçti. İlk hedefi ben olmuştum. Bana yaklaştığı gibi boğazımı sıktı, nefes alamıyordum. Elif o korkuyla kendine gelmişti ve kadına ''Biz senin çocuğunu öldürmedik, arkadaşımı bırak'' diye bağırdı. Hayır, öldürdünüz. O gece taşla öldürdüğünüz o yılan benim çocuğumdu. Elleri boğazımdayken gözlerini önce bana dikti ve senin hayatını mahvedeceğim. Her gün sana azap vereceğim. Ölmekten beter olacaksın dedi ve gözlerini benden alıp Elif'e çevirdi. Sen öleceksin. Oğlumu nasıl öldürdüysen sen de öyle öleceksin. İkinizin de benden kurtuluşu yok. O akşam bir şekilde kadının elinden kurtulduk. Ezan mı okundu yoksa başka bir şey mi oldu o an için tam hatırlayamıyorum. Belki de bizimle oynamak için de bırakmış olabilir bilmiyorum ama sonrasında da çok rahat ettik denemez. Kabuslar ve sıkıntılar devam ederken bir gün ormana bir şeyler toplamak için gittik. Elif bir süre sonra rahatsızlanıp aynı şekilde kusmaya başlayınca ailesine haber vermek için yanından ayrıldım. Ailesini de alıp geri döndüğümde Elif havanın da kararmasıyla kadının eline geçmişti ve aynı yılan da olduğu gibi başından taşla vurularak öldürülmüştü. O olaydan sonra bir süre daha sıkıntı çekmeye devam ettim ta ki ehli olan bir hoca bulana kadar. Ailemin beni hocaya götürmesinden sonra hızla toparlanıp eski halime döndüm ve bana verdiği muskayı hep taktım. Yaşanan bu olaylardan sonra köyde çok duramadık, şehre geri döndük. Aradan geçen kısa bir süre sonra babamın işleri yoluna girdi. Şu an Kıbrıs'ta bir üniversitede hukuk bölümünde eğitim alıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.